Herkese merhaba. Benim de dahil olmak üzere çoğumuzun merakla beklediği bir otomobille birlikteyiz. Yeni Seat Leon. Aslında Seat Leon satışa çıkalı bir ayda oldu. Belki 4-5 ay oldu. Ama test otomobili bize anca gelebildi. Bunun belli başlı sebepleri var. Seat fazla Leon getiremedi. Ama fiyat listesinde her zaman 231 bin TL'lik bir fiyat vardı. Ve bu da bizim yayınlamış olduğumuz videoların altına hep yorum olarak düştü. Bunu alacağıma 230 bin liraya Seat var, onu alırım diye. Ama 230 bin liraya arkadaşlar Seat yok. Bayiye gittiğiniz zaman evet Style Paket 1.0 bu fiyata otomobilimiz var ama elimizde yok. Ne zaman gelir bilemiyoruz. Durum bu şekildeydi. Şimdi ise tabii artan dövizlerle birlikte artık o 231 bin TL'lik Seat hiç yok. O modelin fiyatı 280 binin üzerine çıktı. Sonuçta Euro 10 liranın üstünde olduğu sürece bu otomobillerin %50 ÖTV'ye girme şansı neredeyse hiç yok. O zaman incelemeye başlayalım. Bakalım yeni Seat Leon nasılmış? Bir kere Seat Leon'un uzunluğu eskisine göre 6.7 santim kadar artmış. Ama bu fark şu iki lastik arasındaki dingil mesafesi konusunda da bir aylı fazla. Eski Leon'a göre iki tekerlek arasındaki mesafede 5 santim kadar uzamış. Bu ne demek oluyor? Arka tarafta daha fazla diz mesafesi. Önde biraz daha konforlu yolculuk ve daha büyük bagaj hacmi. Ama tabii bu üçünden sadece arka koltuk geçerli çünkü bagaj hacmi bir önceki Leon'la birebir aynı. 380 litre. Ve tabii ki Golf ve A3'te de aynı. Neyse ona birazdan değineceğiz. Bir kere önceden peşi peşi söyleyeyim. Test otomobilimiz 1.5 litre 150 beygirlik ACT FR paket ve FR paketin üzerine de olabilecek bütün ekstralar konulmuş durumda. Yani şu anda alabileceğiniz en pahalı Leon bu. Pardon, şu anda alamıyorsunuz çünkü böyle bir Leon şu anda satışta değil. Ağustos-Eylül aylarında otomobiller teslim edilmeye başlayacakmış ama fiyatı da belli değil. Bize bir türlü bunu söyleyemediler. Şu anda satışta olan o 1.0 litrelik baz versiyon, Style paket olan o 281 bin TL. Onun üzerine bir 50-60 bin lira daha verirseniz Style Plus paketini alıyorsunuz. Onda da bir sürü donanımlar mevcut. FR paket ise yine 1.5 litreyle geliyor ama manuel şanzımanla geliyor ve bu motor değil aslında 130 beygirlik versiyonla geliyor. Bu 150 beygir. Onun da fiyatı 1.0 litrelik Style Plus'la aşağı yukarı aynı. Ondan hatta biraz daha uygun fiyatlı. Şimdi bu otomobilde FR paketin dışında ekstra neler var? Bir kere jantlar var. Bu jantlarımız normal şartlarda FR'da 17 gelirken bunda 225, 40, 18 ebadında lastiklere sahip olan, Bridgestone'lara sahip olan çok güzel jantlar geliyor. Yukarıdaki önden cam tavan gibi gözüken, şurası sunroof değil bu arada, cam sunroofumuz yine ekstra donanım paketinde geliyor. Arkada da birkaç detay var ama öncesinde biraz farlara göz atalım. Otomobilin tasarımı bence inanılmaz şık. Son zamanlarda görmüş olduğum en güzel hatchbacklerden biri. Gündüz farları biliyorsunuz terrakoda vesaire de görmüştük. Seat'ın yeni imzası. Şurada yine böyle mat siyah gözüken ızgaraların burasından böyle içe giren yapı biraz bana Mazda'yı andırdı. Şu arkadaki kanat gibi gözüken detaylar yine bu renkli olmak üzere gayet hoş. Buralarda havalandırma delikleri var. Oralar aktif olarak çalışıyor. Buralar ise bildiğiniz üzere sis farları. Burada da zaten gördüğünüz üzere bu otomobilin ön park sensörü de var. Bakın burada da bu otomobilde yine ekstralardan biri gözüküyor. Adaptive Cruise Control'ün radarı. Bu aynalar da FR pakette yine o ön ızgaraların renginde geliyor. Hemen buradayken bir motora göz atalım. Herhangi bir kaput amortisörü yok ama üst tarafta motor keşesi mevcut. Herkesin bildiği işte 1.5 TSI. Tabii bu ATSI diye geçiyor. Mild hibrit teknolojisi var, hafif hibrit teknolojisi var. Öyle ahım şahım bir şey değil bu. Zaten diğer otomobillerden de hep anlatıyorum biliyorsunuz. Yani motor gücüne katkısı olan bir elektrik motoru yok. İşte marş motorunun farklı şekilde çalışmasıyla, farklı şekilde geliştirilmesiyle onu bir elektrik motoru gibi çalıştıran bir sistem bu. Standart akümüz hepsi burada. Eskiden buralara böyle Volkswagen logosu, Audi logosu, Skoda logosu, Seat logosu vesaire konulurdu. Artık Volkswagen grubu onu bile koymuyor. Güzel. Otomobilin arkasında aslında biraz daha fazla detay var. Mesela artık Leon yazısı, daha doğrusu model yazısı Seat'larda burada. Gerçi bütün markalar artık model yazılarını böyle ortaya koymaya başladılar. Ama burada böyle el yazısı gibi olması yine Terraco gibi bunu şık göstermiş. FR olduğu zaman burası da aktif olarak yanıyor. Toplar bu şekilde, ortası da yanıyor. Ama FR paket dışındakilerin ortasında yine bu görüntü var. Fakat bu aktif değil, yanmıyor yani. Burada yine uzun bir spoiler var, tavan spoileri. Şu yan taraflar yine aynı şekilde spoilerlerle desteklenmiş. Şurada bir yapı var. Sanki böyle Megane'lardaki ducktail denilen bir tasarım var ya. Böyle geliyor, sonra tekrar aşağı iniyor. Burada ikinci bir kanat varmış gibi. O da bence gayet şık duruyor. Hemen
Şu egzozlara bakalım. İki tane egzoz çıkışı gibi gözüken bir şeyler var ama artık ellerimi o kadar rahatlıkla sokuyorum ki nasılsa yanma ihtimali yok. Kesin fake'tir diye. Evet, kesin fake. Burada da yine güzel bir difüzör var. Normalde difüzörler böyle olur ama bakın burada böyle içeri geçiyor. Hemen şöyle aşağıya doğru bakayım. Niye bakıyorum? Arka taraftaki süspansiyona bakmaya çalışıyorum. Bu otomobilin arkasında yine U tipi bir torsiyon dedikleri insanların bir yapı var. Süspansiyon yapısı var. Yani bağımsız süspansiyon yok. Bu arada biliyorsunuz bu otomobil yeni Volkswagen Golf ya da A3 ile aynı platformda üretiliyor. Dolayısıyla altyapısı vesaire her şeyi aynı. Ama mesela yeni Golf'te ya da A3'te yüksek versiyonlarda, yani motor gücü yüksek olan versiyonlarda arka tarafta bağımsız süspansiyon kullanılıyor. Bunda ise bağımsız süspansiyon hiç kullanılmıyor. Aynı zamanda bir bilgi daha vereyim. Eski Leon'da iki kapılı versiyonu vardı. Daha doğrusu 3 kapılı versiyonu vardı ama bunda artık hiç ama hiç üretilmeyecek. Yalnız bakıyor musunuz? Ön kapıyla arka kapı uzunluğu, sacı neredeyse aynı. Ve arka kapı böyle normal otomobillere, C hatchback'lere göre biraz daha böyle uzun, lastiğin ortasına kadar, arka aksın ortasına kadar gidiyormuş gibi gözüküyor. Bagaj şu şekilde açılıyor. Amblemi katlıyorsunuz. Yine elektrikli bagaj opsiyonumuz yok. Basit bir bagaj var. 380 litre, Golf ve A3 ile birebir aynı hacim. Yani bu boy artışı ya da işte aks mesafesi artışı bagaja yansımamış, bagaj aynı şekilde kalmış. Buralar kaliteli gayet. Hemen aşağı baktığımız zaman da burada böyle azıcık bir yer var bir eşyalar koyabilmek için. Bu arada kauçuk paspasları da bakın buraya koymuşlar üzeri Leon yazılı. Bunlar tabi standart gelmiyordur. Bunlar için de ekstra para istiyorlardır. Bakın şu arka tarafta da galiba o amfi olması lazım. Çünkü bunda beat ses sistemi var. Yine ince bir stepnemiz de bu otobide mevcut. Buralarda işte iki tane böyle derin göz var. Bunlar güzel işlere yarıyor. Atıyorum bu tip şeyleri kullandığınız zaman dökülmüyor, sağa sola gitmiyor. Burada işte yine kancalarımız var, ışığımız var, altta bir kancamız var. Gayet basit, güzel bir bagaj. Kullanışlı bir bagaj. Buraya bakayım. Buraya kayak deliği deniliyor biliyorsunuz. Buradan yine uzun bir şeyler koyduğunuz zaman taşıyabiliyorsunuz. En azından 4 kişi seyahat edebiliyorsunuz. Böylece arka koltuklarında 40-20-40 olarak katlandığını görmüş oldunuz. O zaman hemen arka koltuktan devam edelim. Bakın şimdi ön koltuk bana ayarlı. Bir C hatchback'te ben çok rahat oturamıyorum normal şartlarda. Buradaki bakın diz mesafeme fena bir diz mesafesi yok. Yani C hatchback'ler arasında şimdiye kadar binmiş olduğum en geniş arkaya sahip otomobillerden biri bu. Hemen şuralara bakalım. Volkswagen grubunda buralar yumuşak oluyor bazen de biliyorsunuz ama burada sert. Şu ön tarafa baktığınız zaman burası yumuşak ama buradaki detaylar vesaire FR pakette gelen şu dikişli ve deri kaplamalı detaylar gayet hoş duruyor. Bakalım hemen camı açalım. Evet, cam tam olarak açılmıyor ama yine de şurada bir karışlık bir mesafemiz bize kalıyor. Arka tarafta baş mesafesine baktığınız zaman da yine hiç fena olmayan baş mesafesi var. Dışarıdan hiç de böyle gözükmüyor. Sanki arkası klostrofobik ve basık tavanlı gibi gözükse de bu otomobil hiç fena bir arka hacim sunmuyor. Bu üst taraftaki koyu renkli döşemeler yine FR pakette gelmiyor. Bunu da ekstra olarak para vermeniz gerekiyor almak için. Koltuğun 40-20-40 olarak katlanıyor olması bunu böyle yatırmanıza gerek kalmıyor. Buradan şu şekilde kol dayamanız açılıyor ve burada da yine 2 bardaklık ortada da böyle ince bir şeyleri koyabileceğiniz bir yapı yer alıyor. Koltuk döşemeleri çok güzel. Buraları böyle alkantara, yanları deri. İşte şuradaki dikişler, buradaki dikişler falan hep FR'dan gelen donanımlar. Yine Seat burada da yapacağını yapmış. Leon konusunda da modaya uymuş. Buraya bir emniyet kemeri tokası koymuş. Böylece koltukları yatırıp açtığınız zaman bu emniyet kemeri arkada sıkışmış olarak kalmıyor. Çok basit bir mühendislik, çok basit bir tasarım detayı ama çoğu mühendis bunu fazla takmıyor. Hani böyle uzun yolculuklara gideceğiniz zaman ailece bagajı yüklersiniz, onu oraya yerleştirirsiniz, bunu buraya takarsınız. Böyle incik bıncık santimetre karesine kadar doldurursunuz. Sonra ne olur? Eyvah! Kemerler arkada sıkışmış kalmış. Hadi bir daha indir. Koltuğu yatır. Orayı boz. Bir daha yap. İşte bunu engelliyor. Cam tavan yukarıdan koca bir cam tavan olarak gözükse de aslında yine büyükçe bir sunroof. Hemen tabii aşağıyı unutmamak lazım. Burada 3. bölge klima var. Bu tabii çok güzel bir şey. C hatchback segmentinde böyle bir şeyin olması ama bunun için de FR donanım paketinin üstüne biraz daha para vermeniz lazım. Buradan derecesini bile kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sadece şiddetini ön taraftan kontrol edebiliyorsunuz ya da işte buradan kapatıp açabilirsiniz. Hemen iki tane USB ama tabii USB-C çıkışı var. Bu USB-C çıkışları için adaptör lazım. Mesela benim adaptörüm yok.
Ön tarafta da USB-C var. Telefonumu şarj edemiyorum demeyeceğim de. Çünkü kablosuz şarj var. Ama oraya koyduğum zaman telefon konuşmalarımı yapabiliyorum multimedya ekranından. Ama Apple CarPlay ya da Android Auto'yu kullanamıyorum. Kablo şart. Burada bir ayrıntı daha var, onu kaçırmamak lazım. Bakın burada bir airbag etiketi var. Bu ne anlama geliyor bu taraftaki bir airbag olmasının? Bu yan airbaglerin yanında bu tarafta da böyle patlayan bir airbag var kaza anında. Burada tabii iki yolcu arasında özellikle kafa bölgesinde bir airbag'in pişmesine ve işte özellikle yan darbelerde yolcu ile sürücünün birbirine işte vurup zarar vermemesi, çarpışmaması için yapılmış bir ayrıntı. Güzel bir ayrıntı. Artık herhalde yavaş yavaş bütün otomobillerde görmeye başlarız. Caz'da da vardı hatırlıyorsanız. Tabii yine aynı şekilde Golf'te de var. Şimdi şöyle hemen ön tarafa hızlıca bakalım. Çok iyi değil mi? O zaman hemen direksiyona geçelim ve biraz ön konsolu anlatıp sonra da sürüşe çıkalım. Çok şık bir anahtarı var. Böyle cam gibi gözüküyor. Parlak, şeffaf. Böyle daha çok Porsche'lere, premium markalara benziyor. Ya da Audi'ninkilere benziyor. İşte yeni Golf de gerçi böyle. Aynalar katlanıyor gördüğünüz üzere. Bu arada anahtarsız çalıştırma FR pakette var. Ama anahtarsız giriş ekstra. Yine ekstra. Yine ekstra. Bakın hemen kapılardan bahsediyorduk. Buraları yumuşak. Buralarda yine metal dokular. Yine kapı kolları aynı şekilde. Buralar sert plastik. Buralar yumuşak. Görüyor musunuz? Beats. Artık Twitter'lar bu direkte. Burada değil. Elektrikli koltuklarımız FR paketinde geliyor yine ekstra olarak. Burada yine koltukların formlarını size göstereyim. Oldukça sportif. Aynı zamanda da rahat, konforlu koltuklarımız var. Ve şekil, şemal, dikiş itibariyle de oldukça şık. Burada FR logosunu yine görüyorsunuz. Bu Seat'ın artık yeni modellerinde kullandığı direksiyon. Aydınlatma kumandaları da artık Volkswagen grubunun tümünde böyle dokunmatik olarak alınıyor. Ekranımız zaten bildiğiniz üzere dijital ekran. Namı diğer hayalet ekran. Orada kocaman bir multimedyamız var. Paspaslarımızda bile. Bakın bu yazıyı görünce o Leon filmini anımsayan bir tek ben miyim acaba? Hemen anahtarımızı şuraya yerleştirelim. Burada iki tane yer var çünkü. Burası tam anahtar için. Şurada zaten anahtarı gösteriyor. Ama aslında bakın anahtar şarj yeri de burası. İlginç. İzninizle bu yanıp sönen engine start stop butonuna basayım. İçerisi çünkü bayağı hararetli. Beats Audio. Ekran güzel ama bakın böyle biraz geç çalışıyor. Bütün sistemleri, otomobille ilgili sistemleri buradan yapabiliyorsunuz. İşte sürücü uyarıları, yorgunluk algılama sistemi açık, side assist açık. Sürücü asistanları start stop açık, stabilite kontrolü açık. Lane assist yani şerit takip asistanı açık. Buradan park edebildiğiniz zaman park asistimiz var. Park yerinden çıkmak için sinyal verin diyor. Kendi kendine çıkıyor vesaire vesaire. Zaten bunlar çoğu çok iyi bir şekilde çalışıyor. Parktan çıkış asistanı açık diyor, girme asistanı açık diyor. Buradan sürüş profillerine giriyorsunuz. Eco, normal, sport. Ya da individual olarak kendiniz böyle konfigüre edebiliyorsunuz. Her şeyi ayrı ayrı. Direksiyonu, motoru, klima sistemini, bu hibrit sistemi ya da işte hepsini sıfırlayabiliyorsunuz. Bu arada tabii bir de şundan bahsetmem lazım. Biliyorsunuz bu otomobilin artık Cupra versiyonu yok. Yani Seat'ın en hızlı otomobili şu anda bu. 1.5 TSI. E-TSI daha doğrusu. 8.4 civarında bir 0-100 km hızlanması var ve bu motor biliyorsunuz hem çok ekonomik hem de performans olarak da gayet iyi. Tabii 7 ileri DSG ile zaten kendini kanıtlamış. Burada artık bir vites kolu yok. Vites kolu olmadığı için de burada yine artı eksi yapmayacağınız için işte bu vites kulaklıkları artık standart olarak geliyor manuel kullanımda. Buradaki selektör butonu da yani bu seçici elektronik buton da buradaki işte karmaşayı işte biraz daha yer kazanmasını sağlamış. İşte buralar zaten işte bardaklık vesaire vesaire. Bu bardaklığın bir tanesi derin. Bakın bir tanesi sığ. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu kahveler biliyorsunuz standarttır. Şimdi bunu buraya koyduğunuz zaman dibine kadar gidiyor. Yani bunu almak için bazen şöyle çekiyorsunuz kapak elinizde kalabiliyor. Ben bunu yaşadım. Buraya koyduğunuz zaman da bu sefer yamuk duruyor. Çünkü buradaki kol dayamaya. Kol dayama bu arada ileri geri gidebiliyor. Ama bu zaten en gerideki versiyonu. Hemen gelmişken bir de oraya bakalım. Kol dayamanın içinde de bayağı bir yerimiz mevcut. Burada bir kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarj da ekstra olarak alınabiliyor. İşte USB-C'ler yine burada mevcut. Kocaman bir göz ve bakın burada da bir yine göz var. Bu göze de ne kadar derinmiş o. Bakın telefonunuzu koyabilirsiniz. Ya da işte biri burada telefonunu şarj ederken ikinci kişi, yolcu telefonunu buraya koyabilir ama yok pek sığmıyor. Kapı cepleri var. Buralar böyle gayet güzel, hoş duruyor. Buradaki detaylar
az çok size neyi andırıyor? Yeni Audi'leri andırıyor değil mi? A3'ü. Ama tabii onda şuralarda falan da var. Yine gördüğünüz üzere burada herhangi bir iklimlendirme, klima butonu vesaire yer almıyor. Bu arada bakın burası kapalı, burası açık. Burası garip bir yapı. Yani aslında biliyorsunuz sürücü tarafı açık olur, bu taraf kapalı olur ama burada tam tersini yapmışlar. Multimedya sisteminde klimayı ayarlamak için mesela biraz uğraşmanız gerekiyor. Aslında çok da uğraşmanız gerekmiyor da atıyorum şimdi AC bölümüne geçiyorsunuz. Buradan tek tek düzeyini böyle arttırıp azaltabiliyorsunuz. Ama diyelim ki atıyorum 120 km'de otoban sürüşü yapıyorsunuz. Klimayı ayarlamanız lazım. Klimayı ayarlamanız için gözünüzü buradaki kadrandan ayırmadan bunu yapmanız mümkün değil. Yani ilk başta buna basacaksınız. Sonra bunu bulacaksınız. Buradan düzeye ayarlayacaksınız. İşte direksiyon ısıtma falan da zaten burada. İşte arka tarafın iklimlendirmesini de buradan ayarlayabiliyorsunuz. İstiyorsanız kilitliyorsunuz çocuklarınız olduğu zaman. Böylece ne oluyor? Arka tarafı da insanlar fazla kurcalayamıyor. İşte ayakları soğutmaydı, temiz havaydı, işte serbest görüş vesaire bir akıllı klima sistemi var. İstiyorsanız onu açıyorsunuz. AirCare dediğinizse işte içerideki hava kalitesini arttıran bir sistem. Buradaki bölgedeki havayı alıp dışarı veriyor. Buraya daha taze yeni hava veriyor. Otomatik hava sirkülasyonu. İşte yoğunluğu hafif ya da çok üfletebiliyorsunuz vesaire vesaire. Aslında baktığınız zaman klima sistemi çok gelişmiş ama şurada bir tane böyle kısa bir buton olsa gayet güzel olurdu. Kısa yol butonu olsa. Heh, burada var. Bakın. Ama şimdi buradan da bunu ayarlayamıyorsunuz. Böyle mesela 20 böyle yapmanız lazım. Şöyle tam 21'e getirmek için uğraşmanız gerekiyor ve dokunmatik. Bu ileride bozulabilir. Bir de çok parmak izi yapıyor tabii. Piano Black olduğu için. Şu ortadakiyle müzik sesini açıp kapayabiliyorsunuz. Ama bunda bu yok. Yani böyle full açamıyorsunuz. Böyle yapmanız lazım. Bu da bakın algılayamıyor yani çok. Bu da zaten işte yolcu tarafının. Burada kısa yol tuşları hepsi var. İşte otomobille ilgili bütün verileri burada alıyorsunuz zaten. Ana ekrana buradan geçiyorsunuz. Ana ekranı da buradan konfigüre edebiliyorsunuz. İstediğinizi alıyorsunuz. Mesela bunu alayım diyorsunuz. Bakın bu da böyle aşağı doğru iniyor. İşte telefonunu buraya bağlayabiliyorsun. İstersen telefonu değil de buraya klima sistemini koy diyorsun. Burada da mesaj yok diyor. Bunu da değiştireyim. Buraya da ne koyayım? Aracı koyayım. Ambiyans aydınlatmalar bu arada var. Bakın aktif diyor ama siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurası şöyle komple ışık yanıyor. Bir tane tünelin içinden geçersek onu size gösteririm. Ve mesela Köln okul uyarı sistemi de aynı şekilde yanıyor. Şurası, şu bölüm farklı bir renkte yanıyor kör nokta uyarı sisteminde. Bir de tabii size uyarı veriyor. Aynı zamanda bakın burada da var aynısı. Kapıyı açtığınız zaman gözüktü mü? Burası bakın kırmızı yanıyor. Arkadan gelenler bunu görsün diye burasının ambiyans ışığı ne renk olursa olsun ki işte mavisi, beyazı, bilmem nesi her şeyi var. Her ne olursa olsun burası kırmızı yanıyor. Hemen yol bilgisayarı verilerini mesela buradan alabiliyorsunuz. Yine kısa yol tuşları var. Servis, lastik basıncı, sürüş bilgilerine geçelim. Bakın işte neredeyse bir saatte buraya geldik. Arabayı çalıştırdıktan itibaren 30 km yol gelmişiz. 6.8 litre yakmışız ortalama. Ve 530 km daha gider diyor. Uzun süreli baktığınız zaman 42 saat bu otomobil çalışır vaziyette kalmış. 1746 km de bu arada ve 9.4 litre yakmış. Ama tabii mesela şu anda biz de durduğumuz yerde duruyoruz. Çekim yapıyoruz. Klima çalışıyor, motor çalışıyor ve burada kilometre yapmadan bayağı bir yakıt yakmış oluyoruz. Bu arada bakın gesture kontrol de var. Yaklaştığınız zaman bazı şeyler gelebiliyor. Yakıt aldıktan sonra 4 saat 20 dakika çalışmış. 177 km yapmışız. Burada da 8.5 litre yakmışız 100 km'de. Bu aslında aşağı yukarı size bir referans olabilir. Ama biliyorsunuz bu motor aslında inanılmaz az yakan bir motor. Daha önce bunun süper testi var. Şuradan izleyebilirsiniz onu da. Hemen kadrana bir hızlıca geçelim. Hayalet ekran deyince biraz halk dili konuşuyorum ama Volkswagen grubu en başlarda geliyor. Şuradaki tuştan görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Daha doğrusu temayı değiştirebiliyorsunuz. Benim sevdiğim tema bu. Buradan da yine şu tuşlardan mesela bakın şöyle yaptığım zaman sağa gidiyor. Böyle yaptığım zaman şu sol tarafı yine şurada yukarı aşağı yaparak mesela bakın ortasını değiştirebiliyorsunuz. Her şeyi çok rahat okuyabiliyorsunuz. Ve işte sürerken de böyle keyif alacağınız ve otomobilden mesela sıkıldığınız zaman başka bir moda geçebileceğiniz bir sistem bu. Benim bayağı hoşuma gidiyor. Özellikle mesela uzun yolculuklarda böyle fazla yanan, fazla ışıklardan rahatsız olanlar şu şekilde Vivo bastığı zaman böyle daha sade bir görüntü elde edebilirler. Bu da gayet bence başarılı bir seçim. Direksiyon zaten bence oldukça güzel.
Daha önceki zaten biliyorsunuz Cupra versiyonunda, Cupra Leon'da bundan bolca bahsetmiştim. Buradaki logo farklıydı ama bunda da aşağı yukarı aynı tasarım var. Sanırım iç tarafta anlatacaklarım bu kadar. Zaten bayağı uzun oldu. Şimdi dilerseniz kameramızı buraya sabitleyelim ve benim gözümden bakalım biraz da otomobili kullanımı nasılmış ona bakalım. System checked okay. Proceed to test. Bu sefer iyi kalktı. 50. Şimdi bu otomobil sürüş olarak Volkswagen grubundaki diğer C sınıfı otomobillerle neredeyse birebir aynı. Yani yeni bir Volkswagen Golf ya da yeni bir A3 kullandıysanız ki bizim videolarımızda biliyorsunuz o videoları da buradan linkleriz, izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz tabii. Neredeyse aşağı yukarı aynı oturma pozisyonu, aynı sürüş dinamikleri, aynı karakterleri sergiliyor. Zaten motor, şanzıman, süspansiyon aşağı yukarı aynı. Şimdi bu otomobilde farklı olan ne? Ya da Seat'larda farklı olan ne? Seat şimdiye kadar hep biliyorsunuz sportif tarafı desteklemeye çalışıyordu. Hep Volkswagen'in sportif tarafıydı. İşte pist yarışlarında genelde Seat'lar yarışırdı. Ama artık Cupra bu işe yöneldiği için farklı bir marka olarak Seat da biraz daha konfora odaklanmaya başladı. Daha premium, böyle içi çok karanlık, çok aşırı sportif değil. Ama tabii daha böyle köşeli hatlara sahip. Bakın yandan eski Leon geçiyor. Makyajsız gerçi ama. Bu da bence çok güzel bir otomobildi ama mesela bunun içi biraz daha klostrofobikti. Daha sportif sürüşe sahip bir otomobildi o. Ve içinde böyle çok fazla böyle incik boncuk detaylar yoktu. Böyle koyuydu içi genelde. Seat'larda benim beğenmediğim nokta o. İçerisi böyle biraz karanlık. Ama bunda o iş açılmış. Kokpit aşağı inmiş, daha incelmiş, köşeli hatlar var. Buradaki işte krom detaylar, kırmızılar, renkler, piano black'ler falan derken otomobil böyle daha albenili, daha her ailenin kullanabileceği bir otomobil haline gelmiş. Daha doğrusu Volkswagen Golf'e daha iddialı bir alternatif haline gelmiş. Hatta bana kalırsa bence Golf'ten daha da güzel duruyor. Burası, oturuşu, kullanışı, her şeyi bırakın en azından fiyat olarak. Golf'ten daha aşağıda. Şu ağustunları ince, bakın bir tane daha geçti Leon. Bayağı da var, bayağı var. Ama mesela yenisinden fazla göremiyoruz çünkü işte satışta fazla yok. Fazla getirmiyorlar, fazla satamıyorlar. Bayiye gittiğin zaman araba yok diyor herkes. Neyse devam edelim. Bu ağustunları ince, görüşü etkilemiyor. Güzel bir görüş açısı var. Aynadan yine arkayı rahat görebiliyorsunuz ama şöyle omuzunuzun arkasından park ederken falan biraz böyle eski kafalıysak, işte buradaki şeylere çok güvenmiyorsak, geri vites kameralarına ya da işte öndeki sensörlere vesaire ve arkaya dönüp bakarsak arkanın biraz böyle daha dar olduğunu itiraf etmemiz lazım. Aynaların özellikle bu aşağı alınmasıyla, daha doğrusu kaportaya alınmasıyla, şuradan çıkmamasıyla burada bir alan daha açılmış oluyor ve ayna size daha yaklaştığı sürece açı da genişlemiş oluyor. Daha fazla yeri görüyorsunuz alanı. Bu da bence işte güzel özelliklerden biri. Gerçi zaten çoğu otomobil artık bu sisteme döndü. Bakın ambiyansı görüyor musun? Gece özellikle bayağı güzel yani. Hatta böyle gece arabaya yaklaştığınız zaman ya da kilidini açtığınız zaman hemen aynanın altından böyle bir yere aydınlatma geliyor. Orada da hola yazıyor. Merhaba anlamına gelen İspanyolca da böyle güzel bir sizi karşılama yapıyor. Esprili. Genlerine uygun. Genlerini bozmamış. Bak şurada durayım istiyorsanız. Bir şöyle inceleyin. Gördünüz mü? Bakın burada kör nokta yeri. Bak yandan araba geçecek. Tabii çok hızlı geçtiği için. Gayet güzel değil mi? Şuradaki ambiyans aydınlatmanı bak. Dörtlü yanıyor diye oralarda flaşör olarak yanıp yanıp kapanıyor. Bu otomobil eski Seat Leon'la karşılaştırdığımız zaman ses olarak da izolasyon olarak da daha başarılı. Fakat hala Golf'le arasında böyle ufak tefek bir farklılık var. Yani Volkswagen biraz daha yukarıda kalıyor. İşte kullandığı malzemelerden olsa gerek. E tabii bir de onu yapmak zorunda. Çünkü Seat'a da çok iyi bir yalıtım yaparsan bu sefer Volkswagen'in bir özelliği kalmayacak. Seçim yapmak için sadece tasarıma bakmanız gerekecek. Dolayısıyla işte bunları mecburen sınıflandırması gerekiyor. Motor sesi zaten çok güzel ve gelmiyor da motor sesi fazla içeri. Gazladığınız zaman da böyle güzel bir tınısı var. Böyle turbo olduğunu belli etmiyor. Böyle bir turbo patlaması yok. Çoğu bu küçük hacimli turbo motorlarda o turbo patlamasını yaşıyorsunuz ama bunda böyle daha atmosferik gibi tepkiler. Böyle sürüş karakteri olarak böyle inanılmaz bir karakter yok otomobilde. Vay be Leon kullanıyorum ne kadar farklı bir otomobil demiyorsunuz ama baktığınız zaman da her şey çok kolay. Çok basit, dengeli, sportif sayılabilecek, konforlu. Hani böyle grafikler olur ya böyle sekizgen, biraz örümcek ağ gibi. Atıyorum konfor daha böyle yukarı çıkar, performans biraz da aşağıda kalır, böyle yamuk yumuk olur. Bu böyle tam sekizgen. Her şeyden biraz var. Her şeyden olması gerektiği kadar var.
Dolayısıyla ben Leon'u daha önceden de beğenirdim. Beğenmediğim tek yanı işte bu karanlık olması vesaireydi. Biraz böyle sert olmasıydı süspansiyonun ve onlar aşıldığı için bu yeni jenerasyonla ve kalite biraz da arttığı için ve donanımsal olarak da diğer kuzenlerinden ya da rakiplerinden geri kalır yanı olmadığı için, hatta neredeyse her şeyi parasını verdiğiniz sürece aldığınız için, bence Leon artık çok daha iddialı benim gözümde bir otomobil. Yani beklediğime değdi açıkçası. Tabii o en düşük paketli 231 bin diyeceğim ama işte kalmadı o. Ama belki bayiye giderseniz işte biraz indirim yaparlarsa yine %50 ÖTV'ye sokabilirler bas fiyattan. Onu gidip konuşmak lazım ama tabii otomobil varsa. Yani o fiyatlara alınabilecek bence en güzel otomobil bu. Tabii eğer sizin de SUV takıntınız yoksa. SUV mantıklı sonuçta bir aile için. Bakın yerde böyle yağmur suyuyla karışık biraz da böyle çamur var. Seslerini duyuyor musunuz böyle çıkır çıkır tıkır tıkır? Yani onlar bile böyle çok rahatsız edici değil. O derece izolasyonunu güzelleştirmişler. Bakın biraz yüksek süratlere çıkalım. Hem buradaki zemin farklılıklarındaki süspansiyon hareketlerine bakalım. Hem de biraz rüzgar sesine bakalım. Rüzgar sesi çok fazla yok. Yani bir bariz bir uğultu yok. Bariz bir rüzgar sesi yok. O da güzel bir ayrıntı ki şu anda 140 km hızla gidiyoruz. Ve bakın bu hızlarda bile bakın silindiri kapadı. Yani sailing moda geçti. Burada hibrit sistem biraz yardımcı oluyor ama biraz. Çok fazla değil. Özellikle kalkışlarda otomobilin motorun üzerine çok yük binmesin diye ve marş motorunu da ters çalıştırdığı için fazla da böyle marş motoruna da yük binmeyecek şekilde biraz yardımcı oluyor elektrik motoru. O da ne yapıyor? Hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de egzoz salınımı, zaten önemli konu bu. Egzoz salınımını azaltmış oluyor. Böylece otomobilin çevre duyarlılığı, o değerleri artmış oluyor. Bunun yanında tabii bu otomobilde biliyorsunuz ACT motorlarda silindir kapama teknolojisi de var. Siz böyle uzun yolda belli hızlarla giderken otomobilin iki silindirini kapıyor ve burada eko amblemi ortaya çıkıyor. Eko amblemi de ortaya çıkması ne demek? İşte iki silindir kapandığı zaman iki silindirle otomobilin belli bir hızla akmasını sağlıyor. Çok daha rahatsa otomobilin akışı, bu sefer de ne yapıyor? Demin de olduğu gibi tamamen motoru kapatıyor. Sanki işte boşa almış gibi eskiden alırdık ya böyle. Böylece hiç yakmamış oluyor ve ekonomikliği sağlamış oluyor. Ve tabii emisyon da doğal olarak katkıda bulunmuş oluyor. Bakın şimdi hemen eko mod devreye girdi burada, yandı ve kapadı. Ama 100 km hızla gidiyoruz ve 100 km de hızla da kalacak, yavaşlamayacak otomobil. Bence bu motor Volkswagen'in şimdiye kadar çıkarmış olduğu en iyi motorlardan biri. Hem performans anlamında hem yakıt ve ekonomik anlamında. Tabii sizin aranızda uzun dönem kullanan bir sürü arkadaş vardır. Bunların eksi yönlerini çünkü uzun dönemlerde ancak görebilirsiniz. Onları da aşağı yazarsanız belli başlı problemleri varsa onları da bilmek isteriz açık söylemek gerekirse. Adaptif cruise kontrolümüz var, şerit takip asistanımız var. Onların hepsini buradan kullanabiliyoruz ve onları da buradan aktive edebiliyoruz. Vesaire vesaire. Şunu da belirtmek istiyorum. Yeni nesil DSG'lerde manuel kullanırken vites geçişleri biraz daha yumuşamış durumda. Yani eskiler böyle kütür kütür değiştirirdi. Bakın bunda öyle durum yok. Bakın şimdi küçülttüm. Kendim değiştiriyorum. Bastım. Hızlı ama böyle küt yok. Sanki biraz daha revize edilmiş şanzımanda bu geçişler yumuşatılmış. Eko öneri lütfen diyor, vitesi D konumuna getirin. Tamamdır. Bakın buradaki değişiklikleri görüyorsunuz değil mi? Zemin değişikliklerinde böyle hoplama zıplamalarda falan gayet böyle iniyor pıt diye oturuyor araba. İkinci hareketi yapmıyor. Yani süspansiyon ayarlarında o çok önemli. Hem sportiflik anlamında hem de güvenlik anlamında. Bu otomobilde süspansiyon gayet iyi ayarlanmış. Şimdi bir tane burada virajımız var. Her zaman sevdiğimiz ve çekimlerde bolca girdiğimiz ve iyi bildiğimiz bir viraj. Bakın onu deneyelim. Bir de otomobilin aslında ne kadar güzel öyle bağımsız süspansiyonun öyle çok aşırı da önemli olmadığını sportiflik anlamında. Allah. Olmadı. Bir anda vurdular bizi. Bu ne ya? Virajı yalan oldu ama biraz daha yavaş halde bunu simüle edebiliriz. Daha yavaş hızlarda. Bak burada mesela bir zemin değişimi oluyor. Otomobilin önden ya da arkadan kayma eğilimi yoktu dikkat ettiyseniz. Ve yine hiç fena değil. Bu kadar ıslak zemin olmasına rağmen bu kadar yağmurda
yine hiç fena girmedi. Ve direksiyonda ben sürekli tetikleyelim dikkat ettiyseniz. Bir yeri kayarsa hemen kontrayı vereyim diye. Böyle ilk sanki arkadan biraz daha böyle hissettirdi. Ama ön tarafla beraber o kadar dengeliydi ki bence ip gibi döndü. Yani bu MQB Evo şasisi her ne kadar modüler olsa da, her otomobilinde kullanıyor olsa da Volkswagen grubu, başarılı bir şasi. Bu arada yine Golf ile A3 arasında bir kıyaslama yaparsak bu otomobilin dönüş çapı da diğerlerinden daha dar. Yani şehir içi manevralarında daha dar yerlerden daha rahat bir şekilde bu otomobil dönebiliyor. Sanırım yine çenemiz düştü, gevezeliğimiz tuttu. Böyle sevdiğimiz, beğendiğimiz otomobiller oldu mu anlattıkça anlatasa geliyor. Dolayısıyla bir türlü de video bitmiyor. Şimdi o zaman sorumuzu soralım ve yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Ben bu otomobili alır mıyım? Adama bak. Hem yolda kalmış hem keyif yapıyor. Camı açık, bir de ıslanıyor. Eğer bir C segmenti hatchback istiyorsam, yani bir kompakt hatchback istiyorsam, ki artık bu biliyorsunuz yerini yavaş yavaş SUV'lere bıraktı. Tamam, SUV'ler biraz daha pahalı C segmentinde ama atıyorum bir hatchback alacağıma, C hatchback alacağına B SUV alırım diyen insanların sayısı çoğaldı ve oraya doğru bir kayış var. Ama hatchbackler hala bence çok kompakt ve çok kullanışlı otomobiller. Özellikle biraz böyle sportif sürüşü sevenler bu otomobillerden vazgeçmeyeceklerdir. Vazgeçmiyorlar da. Ben de aslında daha küçük bir ailem olsa, daha az kalabalık bir ailem olsa muhtemelen böyle bir otomobille hayatıma devam ederim ama şu anda tabii daha büyük otomobillere ihtiyacımız var. O nedenle tam ben bir otomobili alır mıyım konusunda direkt cevabım bir kompakt hatchback olmaz, bir SUV olur. Ama ben öyle biri olsaydım, yani bir kompakt hatchback arıyor olsaydım, evet giderdim ve bu otomobili alırdım. Yani bir Golf yerine ya da A3 yerine, evet Scala'yı seviyorum, Scala'yı seviyorum ama bu biraz daha böyle sportif gözüküyor ve içi daha rafine, böyle daha premium algılar var içinde. Dolayısıyla herhalde Seat Leon tercihim olurdu. Ha bir de tabii şimdi biliyorsunuz yeni 308 geliyor. Onu görmeden de bu sorunun cevabını net bir şekilde vermek pek mümkün değil. Ha tabii burada bir de fiyat konusu var. Fiyat konusunda önceden de bahsettiğimiz gibi bu otomobilin fiyatı henüz belli değil. Ama şu anda alabileceğiniz bir FR paketli ama 130 beygirlik bir Leon için 340 bin liralar civarında bir para vermeniz gerekiyor. Muhtemelen bu otomobili de bir FR paket ama böyle ekstra donanımları olmadan alacak olursanız fiyatı herhalde 400'lere yaklaşmış olur diye tahmin ediyorum. 380-390 civarında bir fiyatla gelecektir eğer diğer taraf öyleyse. İşte bu donanımlara sahip bir Golf almaya kalksanız muhtemelen yine bir 60-70 bin lira en azından fazla para vermeniz gerekecek. Dolayısıyla o kadar parayı vereceğime ben Seat'ımı alırım ve Seat'ın üstüne istediğim ekipmanları, donanımı da doldurur. Böyle o alacağım Golf'ten daha fazla donanımlı bir Seat Leon alırım ve mutlu mesut hayatıma devam ederim. Sonuçta yine ilk başta söylediğimiz gibi Makro Center'dan alışveriş edeceğime giderim Carrefour'dan alırım. Cebime de biraz para kalır. İşte o parayla da giderim üstüme başıma bir şeyler alırım. Yani arabama bir şeyler alırım. Ha, bu arada kompakt hatchbacklerde Honda Civic de var biliyorsunuz. Performans odaklı biraz düşünüyorsanız Honda Civic'e de yönelmeniz mantıksız olmayacaktır. O zaman bu testimizden de şimdilik bu kadar. Bu arada bu videomuzu tek kamerayla vlog gibi çektik. Bu tarz videoları beğeniyor musunuz ya da beğenmiyor musunuz bilmiyorum açıkçası. Bunu da aşağı yorum olarak yazarsanız ona göre bu tarz videolara devam edebiliriz. En azından bazı videoları böyle çekmek hem daha kolay hem daha zevkli oluyor. Yine her zamanki gibi videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basınız. Bol bol yorum yapınız. Bol bol paylaşınız. Biz elimizden geldiğince videolarda size her şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Siz de bu şekilde bize destek olursanız seviniriz. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de lütfen abone olup o çan tuşuna basarsanız özellikle ve bildirimleri açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri siz olursunuz. Böylece hem siz kazanırsınız hem biz kazanırız. Daha motive oluruz ve böylece daha farklı, daha güzel videolar çekeriz. Hoşça kalın.